Zaten sağa da tepem atık. Hem sen iyileşmedin mi daha? Evine gideceksen git. He yo gitmeyeceğim diyorsan da bir işin ucundan tut artık ya. Aşk olsun. İçim böyle şey ettin hani yani yenge ha. Sen ne istedin de ben bugüne kadar yapmadım ki? Kalk o vakit çarşıya git. Eve erzak al. Doktor müsaade et. Yani son gidişimizde doktora hava almaya çıkabilirsin dediydi değil mi? Kalkayım o zaman. 2 kilo patlıcan, 2 kilo domates. Ama bak gırlışçık olmasın tamam mı? Ha, biraz da meyve neyin al. Hadi geç kalma. Hadi hadi hadi. Hayırlı günler doktor bey. Buyurun. Ben size bir şey soracaktım. Onun için geldim buraya. Acaba der misiniz bu ilaç ne ilacı? Bakayım. Uyku ilacı bu. Abo. Zaten mi? Öyle. Bir tanesi bile ölü gibi serer insanı. Rüya bile görmeden uyutur. Vay 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 vay. Demek ki öyle. Hayır olan için sormuştunuz. Hiç. Yok bir şey. Çok teşekkür ederim. Size iyi günler. Efendim? Günaydın Serap. Hazırsanız çıkalım. Kahvaltıyı Şanzelize'de yaparız. Size göstermek istediğim o kadar çok yer var ki. Tamam. Müsaade edin. Muzaffer Ali'yi giydireyim. İneyim hemen. Hay hay. Ben lobide bekliyorum. O şerefsiz yanlarında olduğu sürece her saniye tehlikedeler. Bir şey yapmamız, Güllü'yü uyarmamız lazım. Jandarmaya gideyim diyorum. Bu sefer de beni adamdan saymayıp dinlemeyecekler. Sense zaten fellik fellik aranıyorsun. Ne edeceğimi bilmiyorum Kemal. Anasına söylesen. Zehra. He. Yok. Serha beni dinlemez artık. Hem dinlese bile... anlattıklarım Orhan'ın kulağına bir şekilde giderse... hem Güllü hem torunum gurbette o herifle yalnız başına. Yok Kemal. Ben Ahmet. Kemal. Ahmet. Neredesin kardeşim? Dünden beri meraktan öldüm Allah'a şükür ya. Ne oldu dün gece? Tuzakmış. Orhan denen adam beni öldürmesi için birini tutmuş. Tam ateş edeceği sırada Allah'tan Cemşir yetişti. Bak hele. Herif çoluğu iyice azıttı ha. Daha da beteri var Ahmet. Hayırdır? Güllü. Güllü o herifle Paris'e gitmiş. Monsieur, vous avez un télégraphe? Merci. Je vous en prie. Adana'dan bir haber mi var? Kemal'i mi yakalamışlar yoksa? Maalesef. Telgrafın Kemal'le bir alakası yok. Hadi çıkalım mı? Böyle elimiz kolumuz bağlı. Dönmelerini mi bekleyeceğiz? Gerçi dönseler de Güllü ne benim sözümü dinler ne de senin Kemal. Ne edeceğimizi bilmiyorum. Bir kanıt bulmamız şart. Güllü'yü o yılandan uzak tutacak bir çare bulmamız lazım. Fazla vakit kalmadı kardeşim. Jandarma çemberi iyice daralttı. Benim evimin orası kaynıyor. Burası eskisi kadar güvenli değil. Er ya da geç bulurlar Kemal seni. Adana'dan gitmen lazım kardeşim. Orhan'la hesabımı görmeden hiçbir yere gitmem. Güllü'yü döndürmek lazım ama nasıl? Pakize? Pakize'ye söylesek o arası olmaz mı ha? Ne diyecek ki? Hiç yoktan ne zaman geleceklerini öğrenir. Belki herif sokağı yutmuştur. Sen de öldüğünü duyunca geleceği tutar ha? O zaman şimdi sen hemen gidip Pakize'yle konuşuyorsun. Tamam. Tamam. Ama hiçbir şey anlatma. Sadece arasın. Nasıl olduğunu sorsun. Ne zaman döneceklermiş onu öğrensin. Tamam. Ne kadar çok kişi bilirse Güllü'nün hayatı o kadar tehlikeye girer. Sen merak etme kardeşim. Cemşir Ağa. Ha. Sen de Seyir'in yanına gideceksin. O Dürrüz'ün avradını mı? Evet. Aradığımız kanıtı o verecek bize. Hayır, tamam. Gülizar Hanım. Gülizar Hanım. Bu ne müstesna bir tesadüf. Az önce aniden çıkan yel demek siz Huri'nin salınımındanmış. Öyle güzel bir gün ki ne kadar iyi parladı sizi görünce bu Adana. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.